Eski milli kaleci, spor yorumcusu, Türkiye'nin çok sevdiği, saygıdeğer isimlerden bir tanesi Rüştü Reçber'in koronavirüse yakalandığını eşi Işıl Reçber açıkladı. Tabii Işıl Reçber'in bu açıklamasının ardından tahmin edersiniz ki sosyal medyada kendisinin bir süre önce Amerika'dan döndükten sonra 14 gün karantina kuralına uymadığı eleştirileri geldi. Işıl Reçber diyor ki evet linç ediliyorum ama linç umurumda değil, yeter ki Rüştü iyileşsin. Işıl Reçber karantina kuralına uymamış. Amerika'dan ayağının tozuyla gelip güzellik kliniğine gitmişti. Şimdi kanımı alacak damar yoluyla, sonra onu ozonlayıp tekrar damar yoluyla bana verecek. Ve olan oldu. Koronavirüs eşi Rüştü Reçber'in yakasına yapıştı. Eski milli kaleci Rüştü Reçber'in eşi Işıl Reçber 2 hafta önce Amerika seyahatinden gelmiş, ayağının tozuyla 14 gün karantina kuralını hiçe sayarak soluğu ortağı olduğu güzellik kliniğinde almıştı. Şimdi kanımı alacak damar yoluyla, sonra onu ozonlayıp tekrar damar yoluyla bana verecek. O görüntüleri sosyal medyada paylaşınca şimşekleri üzerine çekmiş ve ikinci sayfa canlı yayınına bağlanarak bu hareketini böyle savunmuştu. Burası benim kendi sağlık kuruluşum ve kliniğim. Biz burada zaten bağışıklık sistemini kuvvetlendirmek adına uygulamalar ve terapiler yapıyoruz. Ozon terapi, kanınız alınıyor 100 ml kadar. İçerisine ozon karıştırılıp tekrar size enjekte ediliyor. Bunun adına ozon terapi deniyor. Ozon terapisi yaptırdım. Ben bilinçli bir insanım. Yani kanınızdaki oksijen oranını arttırıyorsunuz. Neden derseniz de bağışıklık sisteminizi kuvvetlendirmek adına daha zinde, daha sağlıklı, daha güçlü bir bünye için yaptığımız uygulamalardan bir. Ve ben işimden evime gidiyorum. Zaten hani kimse beni başka türlü dışarıya çıkartamaz ki. Sonuç itibariyle ben de bilinçli ve ne yapmamı ya da ne yapmamı... Şöyle, kural şu, kural 14 gün boyunca evde geçireceksiniz. İnsanlarla temas kurmayacaksınız. Kural bu. Kural şu değil. Ben evime gidiyorum, evimden çıkıyorum, işime gidiyorum, işimden geliyorum, evime geliyorum değil evet, kural. Kural bu değil ama biz bunu sağlık sektörü dediğimiz kliniğimizde biz bunun zaten enfeksiyonla ilgili mücadelesini ve gerekli şeyleri yapıyoruz. O açıklamaları daha da tepki çekti. Çok eleştirildi. Çok acil mi bu ozon terapisi? Yani 14 günün sonunda ozon... da gidebilirdiniz belki. Orada bir sürü hastalarımız var bizim tedavileri uygulanan. Gerekli önlemlerle iş yerime gidiyorum. Kendi özel iş yerime ve çıkıyorum. Kendi almam gereken önlemleri de alıyorum. Ve çok üzücü haber 2 hafta sonra geldi. Işıl Reçber'in eşi Rüştü Reçber'e koronavirüs tanısı kondu. Şoktayız. Vicdan ve saygı bekliyorum. Evet, yaşadıkları zor günleri bu kelimelerle duyurdu Işıl Reçber. Her şey normal ilerlerken birdenbire gelişen hızlı semptomlarla biz de olayın şokundayız. Kritik süreçler ve çok zor. Tek ricam insanların daha vicdanlı ve saygılı olmaları. Ailecek yaptırdığımız testlerde ben, kızım ve oğlum negatif çıktık. Salgının ciddiyeti ve şakası olmadığını yaşadığı zor sınavla zor da olsa anlamıştı Işıl Hanım. Eşini göremiyor, hastalıkla mücadelesine uzaktan izlemekten başka elinden bir şey gelmiyordu. En zor olanı da yanında olamamak dedi. Akıllara 2 hafta önce yaptığı koronavirüs tehlikesi taşımıyorum. Bu yüzden de yakınlaştığım kişiler için bir problem yaratmıyorum açıklamaları geldi. Evet, Işıl Reçber Posta Gazetesi'nden Halil Kalmoğa da konuşmuş. Diyor ki ben kızım ile 3 hafta önce Amerika'dan döndüm. Bu süreçte sadece bir kere dışarı çıktım ve ortağı olduğum sağlık merkezine 1 saatliğine gittim. Orası asla güzellik salonu değil. Bunun bir kez daha altını çiziyor. Amerika'dan geldikten sonra Rüştü ile odalarımızı bile ayırmıştık. Evde tam karantina altındaydık. Rüştü işleri nedeniyle birkaç kez dışarıya çıkmak zorunda kaldı. Son 1 haftadır da evdeydi diyor. Bu linç edilmesine dair de inanın yazılanları
hiç okumuyorum diyor Işıl Reçber. Şimdi öncelikle çok geçmiş olsun. Evet, çok İnşallah geçmiş olsun. İnşallah Rüştü Kaptan en kısa sürede eski sağlığına kavuşur. İnşallah. Tabii bu süreçte özellikle sosyal medyada Işıl Reçber'in yurt dışından döndükten sonra 14 gün kuralına uymaması bir kez daha gündeme getirildi. Evet, Işıl Reçber'le ilgili çok ağır suçlamalar yapanlar da var ama zaman bu zaman mı? Şimdi hani zaten canı acıyor, zaten çok üzülmüş, zaten dip noktada. Şimdi böyle eleştiriler bilmiyorum bana çok gereksiz geliyor. Ama şöyle zor herkesin durumda olan de bir insana bence moral vermeliyiz. Moral verilir ama şunu da söyleyeyim. Zaten farkındadır yaptığından. Ama herkesin de canının çok yandığı bir dönemde yani ki Işıl Reçber'in Amerika'dan gelip karantinaya uymadığı günlerde daha kötü haberler alıyorduk. Yani daha panikteydik. Şimdi ama şöyle söyleyelim, Işıl Reçber de sorumsuzluğunun şeyini, işte diyorum, faturasını bu şekilde insanlar yazarlar. İşte. Yani bunu da biraz göğüslemek ya da hiç bakmayıp geçmek lazım. Tabii ki şu anki o bir hata önceliği yapmış olabilir ama evet, ne şu anki olsun. Önceliği tabii ki eşinin sağlığı. Dualarımız ona gitsin. Rüştü ayağa kalksın, sağlıkla eşine ve çocuklarına dönsün. Ama bu Işıl Reçber'in yaptığı sorumsuzluğu da en azından benim nezdimde unutturmayacak. Ben de sana şunu orada söyleyeyim. Ayrıyeten evet, Müge, Gülşen biliyorum ortağı olduğu dört ortaktan bir tanesi. Orada güzellik uygulamaları da yapılıyor. Güzellik orası sadece bir oraya sağlık merkezi gitmek değil. Gitmek zorunda değil. Biz yayında da söyledik zaten. Ozon tedavisini o gün yaptırmak zorunda da değil. Yani evet o bir hata yapmış. O hatasının da bence farkında. Ama ne olursa olsun böylesine zor bir süreçteyken onlara moral vermek gerekiyor. Evet ama yazarlar. Zaten çok dipte. Evet yazarlar. Çünkü neden? Şöyle ki eğer Allah korusun yani Rüştü Bey'e bir şey olmasaydı. Allah korusun. Rüştü Reçber'e hani bu pozitif çıkmasaydı. Işıl Reçber'in bu sorumsuzluğu yüzünden birileri hasta olsaydı evet. Işıl Reçber ne yapacaktı? Şimdi bir şey söyleyeceğim. O klinikte çalışanların da ben bir kere. Bende yok diyordu. Çalışanların da bir kere bir karantinaya almaları gerekiyordu kesinlikle, kendilerine. Kesinlikle. Yani yurt dışından gelip karantina için evlerine çekilip bir takım insanlardan işte bana şunu bırak, bana bunu al, bana onu al. İşte efendim siz karantinadasınız, yaklaşmayalım. Ne demek yaklaşmayalım, bende hiçbir şey yok demek de büyük şımarıklık, çok. Büyük sorumsuzluk. Evet, acaba Işıl Hanım'a ozon terapi yapan görevlinin sağlık durumu ya. Nasıl kızlar diye sormuş. Benim adaşım Gülşen Altıner yazmış. Tabii. Ya da o sırada oraya gidip gelen var mıydı? Sadece o görevli değil, o klinikte o gün başka kaç kişi vardı acaba? Evet, o zaman güzellik salonları kapalı değil miydi? Hayır, güzellik o zaman salonları değildi. O zaman kapalı değildi. Işıl Reçber evet 14 gün kuralına uymadı. Çok da ağır eleştiriler var ama onları şimdi şu süreçte hiç okumayalım. Kendisi de okumuyor zaten. Linç de umurunda değil dediğine göre demek ki umurunda değil. Umurunda bence. Ya zaten o zaman yaptığı o açıklamada zaman da belli. Şöyle, umurunda şöyle bir çok şey. Belli. Son bir açıklama yapmış orada da belli zaten şöyle bir taktı. Şey. Ben açıkçası biraz tepkiliyim. Çünkü herkese bangır bangır özellikle söyleniyor. Bakın siz sadece kendiniz için değil etraftakileri de tehlikeye atıyorsunuz. Ne olur 14 gün evde otursaydı Gülşen? İnsanın güzelliğinden, saçından, canım, teninden, saç oraya, dibinden bir şey yayında olmaz. Yayında da söyledik. Bak biz yayına çıktığımız halde şu gözümüze kaşımıza. Neyse.